Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Güzel bir pazar gününde daha beraberiz. Bugün ikinci videom. Bu videomun konusu ise işe alım süreçleri. Başınıza neler gelir, kimlerle görüşürsünüz, iş ilanı nerededir, nerede bulunur, proje alımında nasıl, neler yapılır? Bunlarla hakkında genel bir bilgi vereceğim. Kendime göre şöyle basit notlar aldım. Hatırlatma amaçlı. Çünkü 10 dakikalık videolarda tane artık toparlayamıyorum. Bilgilendirme olsun diye kendime. İş ilanı. Şimdi arkadaşlar, iş ilanını nerede bulursunuz? En basitinden başlayacağım. Facebook'ta yüzlerce grup var. Bu gruplarda 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin adet insanların olduğu gruplar. 50 bin tane güvenlik görevlisi bir gruba girmiş. Orada iş paylaşımları yapıyorlar. Kimin projesine adam lazımsa, hangi bölgede ve nerede, oraya yazıyorlar. Diyorlar ki Ataşehir'de şu projeye şu şartlarda eleman lazım diye. Öncelikle ben size tavsiyem, kimliğiniz gelmeden önce girin, onlara üye olun. Daha sonra oradaki ilanları, bir fiyatları bir görün. Daha sonra en azından iş bulur, gerekirse hatta görüşür, kimliğinizin geleceğini söylersiniz gibi birkaç ay sonrasında hazırlık bile yapmış olabilirsiniz. Avantajlı olur, avantajını görürsünüz. İkincisi, güvenlik firmalarının direkt kendine gidebilirsiniz. Öne göre A firmasının bir şubesi vardır bölgenizde. Gidersiniz, oraya bir CV doldurursunuz. Onların işe alım görevlileri var. İnsan kaynakları dedikleri. İş alım görevlileri var. Onlar sizin bilgilerinizi yazarlar. Nedir, ne değildir, nerede çalıştınız, ne iş yaptınız, kaç yıllık tecrübeniz var, niçin güvenlik falan. Bunları cevaplarsınız. Oraya bir CV bırakırsınız. Onlar dönüş yapabilir. Onlar hemen bir iş bulabilir. Ama onlardaki iş hemen başlayacağınız bir iş olduğu için kimliğinizi almadan gitmeyin oralara. Yani onlar kimliği olmayan kişiye zaten bilgi vermezler. Onun haricinde eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız varsa onlar size yönlendirebilir. Şurada bir iş var diye. Yine o da kimliğinizin çıkması gerekir. Kimliksiz yine onlara da direkt gitmeyin. Kimliğiniz çıktığınızda değerlendirebilirsiniz. Bir de insan kaynakları siteleri var internette. Biliyorsunuz işte kariyer.net'ten tutun eleman.net'e kadar gibi, buna benzer isimlerini yanlış söylüyor olabilirim ama bulabileceğiniz siteler basit. Buralarda özel güvenlik görevlisi yazdığınızda, bölgenizi yazdığınızda size yakın, şartlarını okuyabileceğiniz, görebileceğiniz bir sürü iş bulmanız mümkün. Ha, onların şartı size uyar, sizin şartlarınız onlara uyar. Tabii ki yaşayıp göreceksiniz. Oralarda çok fazla şunu görürsünüz. Benim ilk videomda yaşadığım sıkıntı 35 yaş sınırı. İşte şu kadar yıl tecrübe. Ondan sonra hastalığı olmayan falan filan, saçma sapan şeyler vardır, kurallar vardır. Bunlara takılmayın. Gidin görüşün. Yani en kötü ihtimal olmaz. Ama iş görüşmesi tecrübesi bile bir tecrübedir arkadaşlar. Bir sonraki işiniz görüşmenizde daha rahat olursunuz. Şimdi diyelim ki girdiniz, bir tane buldunuz, kendinize yakın güzel bir proje. Beğendiniz şartları. Aradınız, konuştunuz telefonla. Gel görüşelim dediler, gittiniz. Ya da bir firma. Kimliğinizi aldınız, bir firmaya gittiniz direkt. Size şartları sundular. Tamam derlerse direkt arkadaşlar size projeleri sunacaklar. Projelere bakacaksınız. Ya da internetten buldunuz, direkt projeyle görüşmeye gidebilirsiniz. Ya da gider önce firmayla görüşürsünüz. Sizi projeye yönlendirirler. Projeye giderseniz, projeye gittikten sonra size şartları anlatırlar. Ne yapacağınızı anlatırlar. Onun haricinde sizi proje müdürüyle görüştürürler. Asıl sıkıntı olan bu. Taşeronlarda proje müdürü elemana karışır. Güvenliğe karışır, boyuna karışır, kilosuna karışır, yaşına karışır. Yani bugüne kadar gittiğim belki 10 görüşmeden 8'inde proje müdürleri ya yaşıma takıldı ya kiloma takıldı. Takılmayan olmadım. Evet, takılmayan oldu. Takılmayan da oldu.
İşte onlarda da çalıştık zaten. Bir saniyenizi alacağım. Gibi. Proje müdürüyle görüşürsünüz. Proje müdürü eğer bir sorun görmezse, sizin işinizi onaylarsa, size derler ki tamam bizim için de uygunsunuz. Gidin evraklarınızı hazırlayın. Ne zaman başlayabilirsiniz? Şu zaman tamam anlaştınız. Çıkarsınız ve size bir evrak listesi verilir. Ya da sizi taşeron firmaya yönlendirir. Der ki biz falanca firmayla anlaşmalıyız. Gidin oraya evraklarınızı teslim edin ve işe başlayın. Gidersiniz evrak listesini alırsınız. Şimdi eskiden şu vardı, biz evrakları adliyeye gidip sabıka kaydı alırdık. İşte gider adliyede bir sürü de sıra beklerdiniz. Onun haricinde gidip hastaneden rapor alırdınız. Anam Allah'ım, yok böyle bir şey. Sabahtan akşama kadar çıkamazdınız. Onun haricinde muhtara giderdiniz, muhtara bir sürü para bayılırdınız. Şimdi arkadaşlar bunların hiçbirine gerek yok. Bunların artık hepsi E-Devlet'ten, rapor hariç, hepsi E-Devlet'ten çıkıyor. Bir de fotoğraf hariç. Şimdi fotoğrafınızı gider, varsa fotoğrafınızı verirsiniz. Yoksa zaten iki tane fotoğraf istiyorlar sizden. İki, üç, yani çok sıkıntı değil. Fotoğrafınız varsa, yoksa çektirin, keşede bulunsun. Çünkü sık sık ihtiyacınız olacak bunlara. Sizden geri kalan her şeyi E-Devlet'ten çıkartıyorsunuz. Sizden aile bildirisi istiyor, E-Devlet'ten çıkartıyorsunuz. Sizden nüfus cüzdanı suret şey fotokopileri zaten çekersiniz. Onlar da çok sıkıntılı değil. Raporu sadece gidip özel bir hastaneden 50 lira, 70 lira karşılığında yani çok ciddi paralar değil aslında. Rapor çıkartabiliyorsunuz. Raporda da şu var ama önemli olan, çalıştığınız şirket anlaşmalı bir hastanesi olabilir. Yani bir hastaneyle anlaşması olabilir. Eğer hastaneyle anlaşması varsa, anlaşmalı bir saniye. Yani kusura bakmayın, çok fazla gelen giden gündüz ve bugün dedim ya seçim günü, devamlı oy kullanmaya gidip geliyorlar. Bu sebepten dolayı çok kesiliyor. Tekrar kusura bakmayın. Anlaşmalı hastanesi varsa size anlaşmalı hastaneye yönlendirebilir. Ne yapar? Bizim şu hastaneyle anlaşmamız var. Gidin orada. Siz raporunuzu alın gelin. Gidersiniz o hastaneye, raporu alırsınız. Anlaşması yoksa herhangi bir sağlık kuruluşuna. Genelde artık şeyleri kabul etmiyorlar. Sağlık ocaklarını kabul etmiyorlar arkadaşlar. Sağlık ocaklarını kabul etmedikleri için muhtemelen herhangi bir özel hastane olabilir. Devlet hastaneleri çok bekletir. Ve çok külfetli oluyor devlet hastanesi. Pahalı aslında. Örnek veriyorum, bir sağlık raporunu dışarıdan normal silahsız güvenlik için söylüyorum, 80 liraya almak varken, 70 liraya almak varken devlet hastanesinde 200 lira gibi, değişmediyse. Onun için raporu da oradan alırsınız. Evrakları tamamladınız, götürürsünüz evraklarınızı şirketlerinize teslim edersiniz. Sigorta girişiniz yapılır. Sigorta girişinde zaten mesajınız geliyor. 4A kapsamında sigorta girişiniz yapılmıştır diye. Ve sizi küçük bir eğitime tabi tutarlar. Çok basit. Zaten gördüğünüz, bildiğiniz şeyler. Ama yine de buna tabi tutarlar. Hatta iş güvenliği ile alakalı bilgi verirler. Küçük bir eğitim. Çünkü dosyanıza koymaları gerekiyor bunları. Bundan dolayı iş güvenliği eğitimi de verirler orada ayak üzeri. Ve sizi kıyafet bölümüne yönlendirirler. Kıyafetlerinizi şirketler verir. Az önceki videomda onu anlattım. Şirketler verir. Hangi projede ne giyecekseniz, takım elbise ise takım elbise, değilse eğer normal şu an benim giydiğim gibi normal işte kazağınızı, gömleğinizi, kravatınızı verirler. Ayakkabılarınız hikayesi sonra gelir. Ayakkabı herkese vermezler. Çünkü genelde vermiyorlar. Veren yerler var tabii ki, girer girmez. Ama hikayelik deneme süresi var ya, devam edip etmeyeceğiniz belli değil ya. Sizin hiç açınızdan da onların açısından da. Dolayısıyla ayakkabıyı vermeyebilirler. Onun haricinde işe başlamış oluyorsunuz. Hayırlı olsun. İş başını yaptığınız andan itibaren sigortanız girdiği andan itibaren, çok özür dilerim, iş başı yapmış oluyorsunuz. Size derler ki 2 gün sonra projenize başlayabilirsiniz. Gidersiniz, projenizde size hangi saat çalışmalar, hangi saatler arası çalışma verildiyse, 8 saatse 8 saat,
12 saatse 12 saat. Zaten gündüz vardiyasından başlatırlar sizi. Belki 2 gün bir oryantasyon görürsünüz. Sigortanız başlamadan önce. Size derler ki gidin 2 gün bir beyaz gömlek giyin. 2 gün takılın, görün oradaki süreci görün derler ve size başlatırlar. Onun haricinde dediğim gibi işbaşı yapmış olursunuz. İşiniz hayırlı olsun. Yaşayacağınız sorun olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa ben buradayım. Her zaman cevaplandırmaya hazırım. Elimden gelen bilgi neyse yardımcı olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bana iyi görevler, size hayırlı günler.